Değerli arkadaşım merhabalar. Ve artık permütasyon, kombinasyon, binom, olasılıkla ilgili son dersimizi yapıyoruz. Çok güzel ÖSYM tarzı test çözeceğiz. Benden önce muhakkak denediğini e, tahmin ediyorum ve ilk sorumuzun çözümüne başlıyorum. Bir markette belirli miktarın üzerinde alışveriş yapan müşteriler 5 eş parçaya ayrılmış birinci çarkı çevirmektedir. Bu çevirme sonucunda gelen sayı 3 üç ve 3'ten büyük ise 6 eş parçaya ayrılmış ikinci hediye çarkını çevirerek hediye kazanmaktadır. Buna göre birinci çarkı çevirmeye hak kazanan bir müşterinin 150 TL'lik hediyeyi kazanma olasılığı kaçtır? Önce arkadaşlar bizden istenen ilk durumu ilk şartı gerçekleştirmeye çalışalım. Neydi o? Birinci çarktan 3 ve 3'ün üstünde puan alması gerekecek arkadaşlar. Dolayısıyla 3 alabilir olsa olur. 4 de işime yarar. 5 de işime yarar. Yani toplamda 5 durum söz konusu. Bunlardan 3 tanesi bizim işimize yarıyor. Fakat işimiz bitti mi? Bitmedi. Şimdi geçtik ikinci çarka. İşimiz bitmediğinden dolayı çarpı diyorum. Arkadaşlar ikinci çark da 6 eş parçaya ayrılmıştı. Ben 150 TL'lik hediyeyi kazanacağım. Dolayısıyla 6 da birlik bir ihtimaldir. O zaman gerekli sadeleştirmeleri yapacak olursak bakın 1 bölü 5 çarpı 2'den de cevabımızı C şıkkı olarak bulmuş oluruz. Hemen 2'ye bakalım. Aşağıdaki tabloda bir iş yerindeki çalışanların meslekleri ve cinsiyetlerine göre sayıları verilmiştir. Bu iş yerinden rastgele seçilen bir çalışanın teknisyen veya kadın olma olasılığı yüzde kaçtır diyor. Şimdi rastgele biri seçeceğim. Toplamda kaç kişi? 25 18'i toplasam 43 kişi burada, 13 kişi burada, 56, 4 kişi de burada 60 kişi. Toplamda 60 kişi var. Biz ne arıyoruz? Çalışanın teknisyen veya bakın veya kadın olma olasılığı. Teknisyen bakın teknisyenler zaten şurası kadın olması da bakın burası. Demek ki bu dört tane taradığım yer benim işimi görecek arkadaşlar. Burası ne yaptı? 13 yaptı. 25 daha 38. Bir de buradan sanki 39 mu yaptı? Yanlış saymadıysak. 25, 7 daha 32, 33, 6 da buradan 39. Evet. Şimdi biz yüzdesini aradığımız için arkadaşlar paydayı ne yapmam lazım? 100 yapmam lazım. O zaman 3 ile sadeleştiriyorum. 13, 3 de sadeleştiriyorum. 20. Şimdi paydayı 100 yapmak için hem payı hem de paydayı 5 ile genişleteceğim. Dolayısıyla 65 bölü 100'den cevabımızı %65 olarak elde etmiş olduk. 3'e bakalım şimdi. Aşağıda her bir top, her biri 5 top alabilen 2 tane sepet ve toplar verilmiştir. Özge bu topların tamamını her sepette en az bir top olacak şekilde sepetlere koyacaktır. Bakın bu önemli kriter. Her sepette en az bir tane olacak. Buna göre Özge'nin yeşil sepete iki top koyma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi ne yapacağız? Paydaya tüm durumu yazacağız. Pay kısmına ise istenen durumu yazacağız. Şimdi tüm durumu hesaplayalım. Şimdi normalde arkadaşlar hiçbir şart olmamış olsa idi. Hiçbir şart olmamış olsa idi. O zaman ne olacaktı bakın ben buradaki top için kaç tane seçeneğim var? İki tane seçeneğim var yani ya buna ya buna. İki. Mavi için yine iki tane. Her biri için iki tane olurdu. Yani kısaca arkadaşlar 2 üzeri 5'ten 32 tane durumum söz konusu olurdu. Ama bakın burada bir tane şartımız var. Her sepette en az bir tane top olacak. O zaman ben hangi durumu istemiyorum? Bak tüm durumdan istenmeyen durumları çıkarttığım zaman istenen durumları elde etmişim e, elde ederim. Şimdi bak ben 5 beş topun 5'ini de bakın buna gitmesini istemiyorum. Değil mi? E buna gitmesini de istemiyorum hepsinin. Yani ben aslında iki tane durum e, istemediğim durum. Bu iki tane durumu çıkarırsam tüm durumdan istediğim durumlar ortaya çıkmış olur. Peki pay kısmında da istediğimiz durumu yazacaktık. İstediğimiz durum ne arkadaşlar? Bakın yeşile iki top koyacağız. Hangi iki topu koyacağız? Seçeceğiz. 5 tanesinin içinden 2 tanesini seçeceğiz. E bunu da 5'in ikili kombinasyonu şeklinde yaparız. 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1. Bakın 4 ile 2'yi sadeleştirdim. 5 kere 2'den de 10. Demek ki istediğim 10 durum var. 10 bölü 32'den 2 çıkarsa 30. Sadeleştirirsem arkadaşlar cevabımızı 1 bölü 3 olarak elde etmiş olur. Hemen 4'e bakalım. Bir büyük, iki orta ve bir küçük bölme ile her biri farklı bir bölmenin çalışmasını sağlayan 4 tane ateşleyici tuştan oluşan bir ocak aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Tuşların yanındaki yönlendirmeler silindiğinden hangi tuşun hangi bölmeyi çalıştırdığı bilinmemektedir. Buna göre bölmelerin tamamı kapalı iken tuşlardan rastgele iki tanesine basıldığında orta bölmelerden biri ile Küçük bölmenin çalışma olasılığı kaçtır diye soruyor. Yine paydaya tüm durumu yazacağız. Pay kısmına da istenilen durumu yazacağız. Normalde hiçbir şart olmasaydı bakın 4 tane bölme var. Biz ne yapacağız? 2 tanesini seçeceğiz. E o zaman ben bunu 4'ün ikili kombinasyonu şeklinde seçebilirim. Bizden isteği ne? Orta bölmelerden bir tane. E orta bölmelere bakıyorum. 2 tane var orta bölmelerden. Bunun bir tanesini seçeceğim. Fakat işim bitti mi arkadaşlar? Bitmedi. Niye? Çünkü daha küçük bölmeden de seçeceğim. E küçük bölmeden zaten bir tane var. O zaman arkadaşlar o bir tanenin bir tanesini de seçeceğim. O da birin birli kombinasyondur. Haliyle birdir. E o zaman pay kısmımız 2 oldu. 4'ün ikili kombinasyonu da arkadaşlar 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1'den 6 yapar. 2 bölü 6'dan cevabımızı 1 bölü 3 olarak elde etmiş oluruz. Bunu şöyle de yapabiliriz aslında. E, sileyim ve ikinci yol diyeyim. İkinci yol diyelim. Bak ben ne seçmek istiyorum? Ne seçmek istiyorum? 2 taneden bir tane orta. bak Bir orta bir de arkadaşlar küçük bölmeden seçmek istiyorum. Peki orta arkadaşlar 2 tane var. Toplamda 4 tane var. E o zaman 2 bölü 4'tür değil mi? Ortaların gelme olasılığı. Peki işim bitti mi? Bitmedi. Niye? E çünkü daha küçük de seçeceğim. O yüzden araya çarpı dedim. E küçük de arkadaşlar bak diyelim ki ortalardan şunu seçtim. Elimizde belli olsun. Diyelim ki bunu seçtim. E o zaman geriye kalanların içerisinde arkadaşlar küçüğün olması ihtimali bak geriye 3 tane kaldı ya. Küçüğü seçme ihtimalim benim 1 bölü 3 değil midir? Evet. Fakat burada dikkat edecek olursak ben o ortayla küçüğü ben kendim bu şekilde şey yaptım. Çünkü soruda bana demiyor ki birincisi ortadan ikincisi küçükten seçilsin diye. Bu sıralamayı ben kendim uydurdum. Dolayısıyla 2 tane e, orta ve küçük kendi aralarında da 2 faktöriyel şeklinde yani 2 farklı şekilde sıralanabileceğinden bunda ne yapmam lazım? 2 ile çarpmam lazım. Arkadaşlar e, 2 ile 2'yi çarparım 4. Bakın paydadaki 4 ile birbirini götürdü. Dolayısıyla cevabımız yine buradan 1 bölü 3 gelmiş oldu. Şimdi 5'e bakalım. Aşağıda Ahmet'in internet mağazası üzerinde yaptığı bir ayakkabı aramasına ait görsel verilmiştir. Yukarıdan aşağı doğru fiyat azalıyormuş arkadaşlar. Hepsi 43 numaralı erkek spor ayakkabısı. Ahmet bu listeye fiyatı e, fiyatı bu ayakkabılardan ve birbirinden farklı iki tane ayakkabı daha eklemiştir. E, neymiş? Fiyatı ve bu ayakkabılardan da farklı iki tane daha ayakkabı ekleyeceğiz. Eklendikten bu ayakkabılardan sonra sıralama ölçütü değiştirilmediğine göre tamam. Ekranda kaç farklı görüntü oluşmuş olabilir diyor. Arkadaşlar ben o ayakkabıyı seçebileceğim, bakın ilk ayakkabıyı seçiyorum. 1, 2, bunların en üste gelebilir. Bunların ikisinin arasına gelebilir. Bakın şuraya gelebilir. 3 ve 4. Yani gelebileceği 4 tane durum söz konusu. Tamam. Şimdi diyelim ki, diyelim ki yani seç birini, diyelim ki şunu seçtim. Bir ayakkabı buraya gelmiş oldu. Ama benim daha işim bitmedi arkadaşlar. O yüzden buraya çarpı dedik. Bir ayakkabı daha seçeceğiz. Yani 2 tane seçecektik. Şimdi bakalım kaç tane durum oluyor. O zaman... Buraya seçebilirim. Bu iki ayakkabının arasına seçebilirim. 2 diğer ayakkabıyı. Yine 3. Bakın 4 ve 5. Bu defa ikinci ayakkabı için 5 tane seçeneğimiz oluşmuş oldu. 4 çarpı 5'ten de cevabımızı 20 olarak elde ederiz. Şimdi 6'ya bakalım arkadaşlar. Yukarıdaki işlemde boş kutuların içine 4 işlem sembollerinden 2 tanesi seçilip yerleştiriliyor. Buna göre işlemin sonucunun tam sayı olma olasılığı kaçtır diye soruluyor. Bakın ben şimdi bu 4 tane işlemden 2 tanesini nasıl seçebilirim? 4'ün ikili kombinasyonu şeklinde seçerim. Yani bu da 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1'dir. Şimdi 2 tanesini seçtim ama bunların kendi arasında da arkadaşlar yer değiştirme durumu söz konusu olacaktır. Mesela burası artı buraya da eksi seçtiysem e o zaman eksi ile yer değiştirme durumu da söz konusu olacak. Yani benim bir de ne yapmam lazım bunu 2 ile çarpmam gerekiyor. Bakın paydadaki 2 ile buradaki 2 birbirini götürdü. 4 çarpı 3'ten 12. Yani paydamız bizim arkadaşlar tüm durumumuz nedir? 12'dir. Peki pay kısmına ne yazmam lazım? Şimdi ben sonucun tam sayı çıkmasını istiyorsam bir kere bu her iki kutudan herhangi bir tanesine bölme işleminin kesinlikle ama kesinlikle gelmemesi gerekiyor. Yani buradaki 3 tane işlemden herhangi ikisi benim işimi görecekler arkadaşlar. E, dolayısıyla 3 tane işlemden 2 tanesini seçtim diyelim ki. Bu da 3'ün ikili kombinasyonu şeklinde seçerim. E bunların da kendi arasındaki yer değiştirmelerinden ötürü ne yapmam lazım? 2 ile çarpmam gerekiyor arkadaşlar. 3'ün ikili kombinasyonu ile 3'ün birli kombinasyonu aynı şey. Dolayısıyla 3'ün birli kombinasyonu 3'tür. E 3 çarpı bakın buradan 2'den sonuç ne olacaktır? 6 olacaktır. Yani istenen durumda 6. Alt. 6 bölü 12'den cevabımızı 1 bölü 2 olarak elde etmiş oluruz. Bir kursa her birinin ders zamanları birbirinden farklı olan 7 dersin bir haftalık ders süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. Bu kursa kayıt olan Aslı birbirinden farklı 4 ders alarak haftalık ders süresine toplam 17 saat olmasını istemektedir. Buna göre Aslı alabileceği dersleri kaç farklı şekilde seçebilir diye soruyor. Bakın 4 tane ders alacak ve bu ders 4 dersin toplam saati de 17 olması lazım. Diyelim ki ben bir tane 5 seçmiş olsun. E o zaman arkadaşlar 4'leri seçmiş olsam 1, 2 2 tane 4 seçmiş olsam 5, 4 daha 9, 4 daha 13, 17 olması için bir 4 daha seçmem lazım. 3 tane 4'ümüz var mı? 2 tane var ama 3. 4'ümüz yok. Ha, demek ki arkadaşlar demek ki bakın biz ne yapacağız? 5'leri biraz fazla seçmemiz lazım 17'ye ulaşmak için. 2 tane 5 seçsem 2 tane 5'imiz de zaten var. Burada 2 tane 5'imiz var. 5, 5 daha 10 yaptı. Hadi bir tane 4 seçsem 14 oldu. Bunu seçtim. E o zaman 17 olması için bir tane de ne seçmem lazım? 3 seçmem lazım. Şimdi 3 tane 5 seçsem zaten 15 yapıyor arkadaşlar. Ee, değil mi? Bir tane de 2 seçmem lazım normalde ama bakın hiçbirinde 2 yok. 2 saat olan ders yok arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde seçmemiz gerekiyor. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Şimdi toplamda kaç tane 5 var? 1, 2, 3, 4. 4 taneden 2 tanesini seçmem lazım. 4'ün ikili kombinasyonu. İşim daha bitmedi. Çarpı diyorum. Bir tane 4 seçeceğim. Bakın 4'lerden kaç tane vardı? 1, 2, 2 tane. 2 taneden, iki tane 4'ten bir tanesini seçeceğim. İşim yine bitmedi. 3'lerden kaç tane var? Zaten bir tane var arkadaşlar. 1'in birli kombinasyonu. Yani o da 1'dir. 4'ün ikili kombinasyonu 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1'dir. 2'nin birlisi de arkadaşlar 2. Dolayısıyla bakın burada 2'ler birbirini götürdü. 4 çarpı 3'ten de Cevabımızı 12 olarak elde etmiş olduk. Şimdi de bakalım. 5 profesör ve 5 asistan 5 kişi önde 5 kişi arkada olacak şekilde fotoğraf çektireceklerdir diyor. Şimdi şurası 3, 4, 5. 5 kişi önde 5 kişi de arkada. Devam ediyorum. Asistanlar birbirinden ayrılmama koşuluyla. Yani asistanları arkadaşlar ayırmayacakmışız. O zaman... Böyle A1 diyelim, A2 diyelim, A3 diyelim, A4 ve A5 diyeceğiz. Asistanlar birbirinden ayrılmayacaksa, e, o zaman haliyle 5 tane profesör de birbirinden ayrılmamış oluyor, değil mi? Onlara da P1, P2, P3, P4 ve P5 diyelim. Asistanlar kendi aralarında, kendi aralarında 5 faktöriyel şekilde sıralanabilirler. E, profesörler de kendi aralarında 5 faktöriyel şekilde sıralanabilirler. Hatta Böyle ee, arkadaşlar topluca topluca asistanlarla profesörler kendi aralarında yerde değiştirebilirler. O zaman ne oldu? 5 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel çarpı 2 olmuş oldu arkadaşlar. Bakın nerede var? D şıkkında. Gelelim şimdi 9. sorumuza. Bir pastanede vanilyalı, kakaolu ve antep fıstıklı dondurma çeşitleri bulunmaktadır diyor. Bu pastanenin Menüsündeki dondurma seçenekleri aşağıda verilmiştir. Bu pastaneye gelen Aslı ve Başak içinde aynı çeşit dondurma olmayacak şekilde bu dondurma seçeneklerinden birer tane sipariş vermek istiyor. Buna göre bu iki siparişlerini kaç farklı şekilde verebilir? Bir önceki dersimizde buna benzer bir soru çözmüştük. Şimdi arkadaşlar, bakın buradaki dondurma çeşitlerine hesaplaması biraz daha kolay olsun diye ne yapalım? Harflendirme yapalım. Vanilyalıya ne diyelim? A diyelim. Kakaolu dondurmaya B. Antep fıstıklıya C diyelim. Vanilya kakaoluya arkadaşlar o zaman ne diyeceğim? A, B diyeceğim. Vanilya antep fıstıklıya da vanilya antep fıstıklıya da vanilyalıya A demiştik. Antep fıstıklıya da C dedik. Dolayısıyla ne olacaktır? A, C olacaktır. Elimizde Aslı ve Başak var. Tamam. Şuraya Aslı diyorum. Şuraya da Başak diyorum. Şimdi diyelim ki, diyelim ki Aslı vanilya da aldı yani A aldı. İkisi aynı e, aynı dondurmadan aynı çeşit dondurmadan almayacaklar. ya. O zaman Başak ne alabilir? B'yi alabilir. Yani içinde A olmayan alabilir. C'yi alabilir. E, A, B ve A, C'de A var arkadaşlar. Yani bakın buradan iki tane durum çıktı. Şimdi Aslı B olduğunda Başak B olanları alamayacak. Yani A'yı alabilir, C'yi alabilir. Bir de AC C'yi alabilir. Yani buradan da 3 tane durum söz konusu oldu. Diyelim ki Aslı C'yi aldı. O zaman Başak içinde C olanları alamayacak. A'yı yani alabilir. B'yi alabilir. A, B'yi alabilir. A, C'yi alamaz. Bakın buradan da yine 3 tane durum söz konusu oldu. Aslı diyelim ki A, B'yi aldı. Başak içinde A, gelen, A ve B geçenleri alamaz. Yani C'yi alabilir. Tamam. A, C'yi alamaz arkadaşlar. Bakın yine buradan bir tane durum söz konusu oldu. Son olarak da aslı A C'yi almış olsa Başak neyi alamayacaktır? İçinde A ve C geçenleri alamayacaktır. O zaman B'yi alabilir. Bir de A B'yi alabilir mi? A B'yi alamaz çünkü içinde A geçiyor. Yani bakın buradan da bir tane durum söz konusu oldu. Böyle yanlış toplamadıysak 2, 3 daha 5, 8, 9 ve 10 olmuş oldu arkadaşlar. Doğru cevabımız aşık. Gelelim şimdi 10. ve son sorumuza. Yukarıda verilen şekildeki 17 kare 9 farklı boya kalemi kullanılarak boyanacaktır diyor. Ad ve soyadın yazıldığı tüm kareler farklı renkte. Tamam. Hepsi farklı renkte. Doğum tarihindeki gün, ay ve yıl bölümleri birbirinden farklı renkte olmak koşuluyla kaç farklı şekilde boyanabilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada 9 tane kutucuk için her birde farklı renkte olacağından dolayı bir kere arkadaşlar bu ikisi için 9 faktöriyel dememiz lazım. İşimiz bitti mi? Bitmedi. Niye? Çünkü daha doğum tarihi için de arkadaşlar sıralama yapmamız gerekiyor. Şimdi doğum tarihi için de bak gün burası, ay burası, yılda da burası. Yani 3 tane bölme var. Dolayısıyla bu 3 bölme için şimdi 9 taneden ne yapmam lazım? Benim bir kere 3 tanesini seçmem lazım. 9 taneden 3 tanesini seçtim. Peki bu 3 tane boya da arkadaşlar kendi arasında kendi arasında 3 faktöriyel şeklinde sıralanmaz mı? Evet. Aslında bakın şurası bak seçtim. Seçtikten sonra sıraladım. Burası aslında ne oldu arkadaşlar? Permutasyon olmuş. Değil mi? Evet. O zaman bunu hesaplayalım şimdi. 9 faktöriyel zaten şıklarda var arkadaşlar. 9'un üçlü kombinasyonunu bak şurada hesaplıyorum. 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. E buradan 3 çarpı 2 6. 9 kere 8 72. 72'yi 6'ya böldüm. 12 12 çarpı 7'den ne yaptı? 84 yaptı. 84 3 faktöriyelde arkadaşlar şöyle 6. 3 de 6. Hatta böyle yapalım. Böyle yapalım. Bence bu 3 faktöriyel olarak kalsın. Şıklardakilere benzetmeye çalışalım. 3 faktöriyel olarak kalsın. Bu 84'ü 21 çarpı 4 olarak yazsam. 21 çarpı 4. 4 çarpı 3 faktöriyelden 4 faktöriyel yapar bak burası. Yani o zaman ve derseniz 21 çarpı 9 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel elde edilmiş oldu. Doğru cevabımız aşık. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.